Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok kıymetli hocalarım, saygıdeğer misafirler. Fatih Medreselerinin düzenlemiş olduğu Türkiye Peygamberine Sahip Çıkıyor programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere alemlere rahmet olan Peygamber Efendimizin çocukluğunu kısaca anlatacağım inşallah. İnsanlığı hakka ve hakikate sevk edip dünya ve ahiret saadetini sağlamak üzere Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz Rebiyül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi yani 20 Nisan 571'de Mekke'de doğdu. Sevgili Peygamberimiz doğumunun ardından kısa bir süre annesinin yanında kalmış, daha sonra adet olduğu üzere süt anneye verilmişti. Çocukların süt anneye verilmesindeki temel sebep, çocukların daha sağlıklı büyümelerini ve konuşma çağında fasih Arapça öğrenmelerini sağlamaktı. Peygamber Efendimiz de bu adete uyarak Hazreti Halime'ye verildi. Hazreti Halime, süt anneliği yaparak geçimini sağlayan diğer bedevi kadınlar ve kocası ile birlikte bir kıtlık yılında Mekke'ye gelmiş. Ancak tercih edildiği üzere zengin bir aile çocuğu bulamamıştı. Üzgün olan Hazreti Halime, Peygamber Efendimiz'in yetim olduğunu öğrendiğinde ilk başta onu almakta tereddüt göstermiş. Ancak onur yüzlü çocuğu kucağına aldığında İçindeki bütün üzüntü gitmiş ve içini tarifsiz bir huzur kaplamıştı. Bu çocuğun kendisine bahşedilen ilahi bir hediye olduğunu anlayan Hazreti Halime, Peygamber Efendimiz'i alarak sevinç içinde yurduna döndü. Süt anne Halime ve babası olan Haris, kimsenin almak istemediği yetim çocuğu yanlarına aldıktan sonra bolluk ve berekete kavuştular. Nice güzelliklere erişen aile, Peygamber Efendimiz'i öz evlatlarından ayırt etmeyip hatta daha fazla sevmeye başlamışlardı. Peygamber Efendimiz süt annesinin yanında bulunduğu dönemde Şakk-ı Sadr yani göğsünün yarılması adlı hadise gerçekleşmiştir. Buna göre iki melek gelip Peygamber Efendimiz'in göğsünü yarmış, kalbini çıkararak kötülüklerden alındıran semavi bir suyla yıkadıktan sonra tekrar yerine yerleştirmişti. Bu olaydan haberdar olan Halime ve Haris, önceden beri birçok olağanüstü hallere şahit olduklarından artık endişe duymaya başlamışlar. Çocuğu ailesine teslim etmenin daha doğru olacağına karar vermişlerdir. Peygamber Efendimiz 4 veya 5 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldıktan sonra Mekke'ye getirilip annesine teslim edilmiştir. Hazreti Amine, sevgili Peygamber Efendimiz 6 yaşına geldiğinde cariyesi Ümmü Eymen'i de yanına alarak Medine'ye gitmişti. Peygamber Efendimiz burada hem babasının mezarını hem de dayılarını ziyaret etmiştir. Hazreti Amine Medine'de bir ay kadar kaldıktan sonra Mekke'ye dönerken Medine'nin güneyinde bulunan Ebu köyünde hastalanmış ve genç yaşta hayatını son vermişti. Hazreti Amine ayrılığın vermiş olduğu acı ile Peygamber Efendimiz'e şefkat dolu ve yaşlı gözlerle bakarak şu şiir okumuştu. Her yaşayan ölür, her yeni eskir. Her çok azalır, her büyük yok olur. Şüphesiz ben de öleceğim ama devamlı anılacağım. Çünkü dünyaya oğlumu hayırlı bir evlat olarak bırakıyorum. Annesinin ölümüyle öksüz kalan Hazreti Peygamber, Ümmü Eymen tarafından Mekke'ye getirilip dedesi Abdülmuttalib'e teslim edildi. Peygamber Efendimiz daha sonra hicretin 6. yılında Ebba'ya uğrayıp annesinin mezarını ziyaret etmiştir. Kabri eliyle düzelten Hazreti Peygamber, annesinin şefkat ve merhametini hatırlayarak gözyaşı dökmüştür.
Onun bu tutumundan dolayı sahabe de kendilerini tutamayıp onunla birlikte ağlamışlardır. Abdülmuttalip çok sevdiği ve genç yaşta kaybettiği oğlu Abdullah'ın bir hediyesi olan Peygamber Efendimiz'e çok özen gösteriyordu. Sofraya onunla birlikte oturup yemek yiyor, Darun Nedvi'deki toplantılara başkanlık yaparken bile onu yanından ayırmıyordu. Yaşı 80'in üzerinde olan Hazreti Abdülmuttalip, Peygamber Efendimiz'i amcası Ebu Talip'e emanet etti. Ebu Talip, Peygamber Efendimiz Ebu Talip'in yanında 8 yaşından evlenene kadar onun himayesinde bulunmuştu. Bakınız, Peygamber Efendimiz daha doğmadan babasını, 6 yaşında annesini ve 8 yaşında da dedesini kaybetti. Yani hayatı boyunca hem öksüz hem de yetimdi. Konuşmama Peygamber Efendimizin babasının Allah'a karşı teslimiyetini anlatan kısa bir kıssayla bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip yıllardır kapanmış olan Zemzem kuyusunu açtığında Mekke halkı onu kuyuyu elinden almaya çalıştılar. Hazreti Abdülmuttalip'in onlara karşı koyacak gücü yoktu. O da bu durumun vermiş olduğu acizlikle Allah'a bir dua etti. Allah'ım, eğer bana 10 tane erkek evlat verirsen bir tanesini sana kurban edeceğim dedi. Ve neticede 10 tane erkek evladı oldu. Allah'a verdiği sözü tutmak için bir evladını kurban etmeliydi ve buna kura ile karar verecekti. Kuraların sonucu Peygamber Efendimizin babası olan Hazreti Abdullah'tı. Peygamberlik nurunu taşıyan Hazreti Abdullah da sanki Hazreti İsmail'in teslimiyetinden vardı ve en ufak bir memnuniyetsizliği yoktu. Hazreti Abdullah tam babası tarafından kurban edilecekken etrafından yapılan eleştirilere ve bu bir adet haline dönüşmesin diye oğlunu kurban etmekten vazgeçti ve onun yerine alimlerin fetvasıyla 100 deve kurban etti. Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i hakkıyla anlamayı ve hakkıyla yaşamayı hepimize nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Esselamu aleyküm.